Tamam. Şu an kayıtlı. Tamam. Şimdi Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulüne Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ecmain. Ala Resulüne Muhammedin selavat. Biraz böyle enfusi çermiğin de şey olsun istiyorum. Şimdi tahta olursa bunları size biliyoruz. Şu anda kaybettim. Yani hiç ondan etkilenmeyin. İstediğini istiyorsunuz. Yani dediniz ya bazıları yayınlamıyorsun söylüyor. Doğru. Bazıları yayınlamıyoruz ve yayınlanan enfusilerin mutlaka %1, %2 kesip atılıyor. Asıldan değil de yani umuma gitmiyor. Onun için hiç ondan endişe etmeyin, kesiliyor. Tamam mı? Rahat olun. Eğer büyük bir tahta yaparsanız aşağıda umuma oraya gitmez yazın. Bunu orada mesela kainat mesela Bismillahirrahmanirrahim. Sorun bir de sorar mısın? Bismillahirrahmanirrahim. Deki Bismillah kainat simasına bakıyor. Rahman dünyaya, Rahim insana. Kainata Allah, Rahman dünyaya, Rahim insana. İnsana bakıyor. Şimdi kainatı konuşacağız ama gösterilmesi lazım. Çünkü kainat arştan aşağı alemlerin adıdır. Bütünsel. Bütün isimlerin azami derecede tecelli ettiği yer arştır. Oradan aşağı olursa Allah oluyor. Çünkü Allah isimdir. Mahiyet-i zatiyedeki isim şey değil, Esma-i Hüsna'daki isimdir. Mesela Lehül Esma-ül Hüsna. Bütün isimler Allah'ındır. Ama isim Allah değildir aşağı. Yani masadakiler Hasan'ındır. Ama Hasan değildir. Evet. Tamam mı? Dolayısıyla isimler Allah'ındır. Masadakiler Hasan'ındır. Kainat o bakıyor. Senin sordun. Burada ne vardı bunda? Bismillah insana baksa. Ha bak şimdi. Allah kainata bakıyor. Ha. Rahman dünyaya bakıyor. Rahim insana bakıyor. Şimdi Rahim kafire gözükmüyor. İnsana bakıyor. Çünkü onlar insan değil. İnsan, bak sana ne giydirilmiş? Sen kimsin? Vücut giydirilmiş. Hayat giydirilmiş sana. Sana dikkat et, bu çok önemli üçüncüsü. İnsaniyet verilmiş. Sana. Diyorum ki, hocam bu kalem sana verilmiş. Sana verilmiş. Sen kalem misin? Değilsin. Sana verilmiş. Sana insaniyet verilmiş. Sen kimsin? Sana verilen lemalar ya. Vücut verilmiş. Hayat verilmiş. İslam insaniyet verilmiş. İslamiyet verilmiş. İman verilmiş. Marifet verilmiş. Muhabbet verilmiş. Bu. Kime? Sana. Sen kimsin? Kim bunlar sana? Ha, beşerin, peygamberlerin vazifesi insanlık makamına çıkarmaktır. Bab-ı insaniyet. Tamam mı? Şimdi Rahim en çok önemli soruyorsun. Rahim iman edenlerin iman ettiği şeyle beslenmesine zemin olan bir sistemdir. Mesela ahiret iman. Bir şey yaramaz ki ahirete gittikten sonra. Zaten iman gaybadır. Gaybı kattı, bir şey yaramaz. İman ettim denilse bir şey yarar. Olmaz. Ha, o zaman iman etmemek ne kadar bedeli ağırdır sonsuz cennet? Dünyada da öyledir. Ama iman etmenin madem sonsuz cennet var, dünyada da bir karşılığı var. Çünkü dünya ahiretin suretidir. Ahiret dünyanın hakikatidir. Tamam. Buz, su, H2O. O zaman dünyada da cennet vardır, cehennem de vardır. Ama suret bakalım. Şimdi Allah'a iman ettin. Bu dünyadaki bedeli nedir bu manada? İman vasıtasıyla çocuk anasını emer gibi Allah emer insan. Emer. Yani feyiz, fuyuz. Huzur olur. O beslendiğini gösteriyor. Bunu sana yapan Rahim'dir. İman edenlerin iman ettiği şeyi arasındaki ilişkiyi canlı tutup insanın iman ettiği şeyle beslenmesine vesile olan isimdir. Rahim.
Onun için sıla bağdır. Rahimin onayladığı bağ. Sıla-i rahim. Akraba bağı falan değil. Akraba bağı dördüncü sıraya gidiyor. Hukukullah, hukuku Resulullah, hukuk asfiye, hukuku mutedeyim valide. Sıla-i rahim, rahim olan Allah'ın, yani iman esaslarının onayladığı akraba ilişkisi. Sıla bağdır. Rahim ise o rahimin onayladığı bağ şekli. Bağın şekli, üstünlüğü, küçüklüğünü rahim yapıyor. Demek ki rahim enfüse bakar, iman edenlere bakar, kafire bakmaz. Rahman ise geneldir. Rahman, Bismillahirrahmanirrahim'deki Rahman, kafir mümin fark etmeden hakkı hayatını verip rızıklandıran Allah demektir. Dolayısıyla Müslüman'da rahim var, Rahman olmakla beraber. Şeyde, mesela kafirde irade yoktur çünkü. Nasıl yoktur? Bazıları itiraz ediyor, bir tuhafıma gidiyor. Yani irade yerini biliyor musun nerededir? İrade vicdandadır. Adam vicdanı ölmüş. Vicdanı ölmüş demek, içi bitmiş demektir. Mesela desem ki, şiir kardeş, çınar ağacı, bu ne çekirdeği? Abi çınar veya mısır, iğneyi batırdım. İğneyi batırınca mısırın tanesine, püskülü de gitti, kokusu da gitti, rengi de gitti, kütüğü de gitti, öyle değil mi? Çınar ağacının çekirdeğini iğne batırdım. Yaprağı gitti, kokusu gitti, eser gitti. Şimdi vicdanı gitti, tefessü etti. Ne gitti? İrade gitti, zihin gitti, his gitti, latife rapane gitti. Yani genel bir isimdir, tamam mı? Dolayısıyla kafirin iradesi yoktur. Şimdi ben herhalde olmuştu zannediyorum. Şöyle veya soru geçsek abi, mesela Allah insana baksa, Bismillahirrahmanirrahim, yani Allah. O silsile Rahman, devam etse. Kalbe baksa, rahim vicdana mı bakmış oluyor? Öyle yapabilir miyiz? Öyle düşünebilir miyiz? Şöyle. Kainat olunca geneldir. Bu Allah olduğu için. Tamam. İnsanın bütününü alabilirsin. Tamam. Rahman ise kafir mümin fark etmeden rızkını veya hak hayatını tanıyan dimağdır. Rahim ise içsel yapıya bakıyor. Rahimi değiştiremezsiniz yeri. İçtir. Enfusidir. İman ettiği şeyle kişi iman edenin, iman ettiği Allah ve ahiret, iman edenle iman edilen hakikat arasındaki sistemi aktif edip bizi oradan beslettiren, bütünlüğe getirendir. Rahim. Şimdi Allah insana bakar. Böyle yapar. Kainatın çekirdeği şey, insan. Kainatın. Kainat ayrıdır ama şeceri hırkat ayrıdır. Evet. Çok farklıdır. Şimdi insan, Allah. Zaten Allah ismi olduğu için arşta tecelli ediyor. Arştan aşağı kainattır. Arştan aşağı kainat denilir. Allah isminin tecelli ettiği en azami derece de arştır. Yukarıdan aşağı ineyim. Nur Muhammed'i de neyim? Kainatı burada şey yapacağım, tahtam olmadığı için. Mahiyeti zatiye, bunun hakkında hiçbir bilgi yoktur. Olmayacaktır. Allah Allah olduğunu bilmekten Allah'a mahsus olan lezzeti mukaddesesi ne bilmiyoruz. Sana Allah Allah olduğunu biliyor değil mi? Allah Allah'ım demekten Allah'a mahsus olan şey işte. Ancak cennete göreceğiz. Yok o yok. Hiç yok. Hiç yok. Bunun hakkında hiç yok. Ne konuşuyorsa bu hiçbirisi değil. Niye anlatacağım? Onun dışı şunat-ı zati, alametleri var bizde. Şefkat-ı mukaddesi, muhabbet-i münezzehe, memnuniyet-i münezzehe vesaire. Şefkat, muhabbet, surur, şevk, lezzet, memnuniyet, iftihar sırayla gittim. Bu şunat-ı zatiyenin bizdeki karşılığı. Şimdi aşağı iniyoruz sıfat. Kur'an bize kelam sıfatından gelmiş. Şimdi şöyle diyeyim şiar hocam sen, emin dursun bir şeysin, öğretmensin bak. Elma, geri dön, çiçek, geri dön, tömürcük, yaprak, dal, gövde, kök, çekirdek. Daha geri gidebilir mi film? Gidemez. Kur'an'la biz Kur'an'ın geldiği kaynağa kadar gideriz. Daha arkasını geçemezsin. Evet. Tamam mı? Çekirdek patlat abi. Toprak, çekirdek patlat. Kök, gövde, dal, yaprak, çiçek, tomurcuk vesaire meyve. Evet. Filmi geri çevir. Buraya kadar gireriz. Çekirdeğe kadar. Ondan daha geri geçemezsin. Kur'an'la biz Kur'an'ın çıktığı kaynağa kadar gideriz. Ama Kur'an işaret ediyor. Mahiyet-i zatiye var diyor, şunat-ı zatiye var, o kadar. Ama gidiş kaynağı, yolumuz, o açıyor.
koridoru açıyor. O zaman nedir? Kelam sıfatından geldiği için Kur'an, sıfata kadar gideriz Kur'an ile. Kur'an ile oraya kadar gideriz. Şimdi, aynı dediğin gibi Allah herkes de fark etmez. İnsan kainatın çekirdeğidir. Kafir mümin fark etmeden. Patlatmamış yani, iğneye batırmamış. Allah buna bakar. Gene. Rahim ise Allah sistemin işlediği. Rahim ise, Rahman ise yani kafir mümin fark etmeden kulların hakkı hayatını gözelten. Nazar Allah. Çalışana, çalıştığı kadar var. İsrail çalışıyor, Arap atıyor, bilmem ne yapıyor. Herkese hakkını veriyor. Niye böyle yapıyor diye. Adalet, merhamet, hikmet isimlerin iktizasıdır. Kafir mümin fark etmeden, peygamber avın fark etmeden yukarıdan aşağı atlayan, düşen yere çakılır. Bu kanundur. İşler yani. Tamam. İşte dün akşamki mevzu gibi Üstad Mehdi Ali Resul dahi olsa cemaatsiz bir iş yapamaz. Olmaz kardeşim. Sahabesiz peygamber. Olur. Nasıl yapacak? Yani her şey harikulade olsa herkesi gidip tebliğ yapacak. Tak 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 aynı anda. Böyle bir tebliğ olur mu? Yani böyle bir adetullah var mı? Olmaz. Üstad Mehdi azamdır. Kimse ihtiyaç yok. Böyle bir şey yok. Yani adetullah kanunu işliyor diyorum. En güzel örneğim de şudur. Binbaşıdır diyorum. Bölüğü komutan binbaşıdır. Binbaşının zatında makam itibariyle yüzbaşılık içinde, üst teğmenlik içinde, teğmenlik içinde, as subaylık içinde, çavuş onbaşı. Hepsi içinde mi abi? Peki bölükte binbaşı var diye yüzbaşıyı adam tutmuyor muyuz? Yüzbaşı diye bir adam çalışıyor diye tutuyoruz. Ama o manevi binbaşının içinde yüzbaşı da vardı. Niye tutuyorsun? Kardeşim manevi makamlar ayrıdır. Ha, Üstad Hazretleri Mehdi Ali Resul'dur. Ama Mehdi'si de var çalışıyor taşören şirketi. Onsuz olmaz. Sensiz nurculuk nasıl olacak çelmikte? Ya Risale'nin icraat yapıyor. Lak o bizim itikatımızdır. Yani enaneci. Kardeşim seni de Allah gübre bile kullanmış Allah. Elma yapıyor onlar. Onun için birbirimize hidayetini vesile yapıyoruz. Mehdi'nin şakirtleriyiz. İnşallah talebeleriz. Mehdi'siz düşünemezsin. Ama Allah'ın da hakim ismini abes sayamazsın tövbe. Hiçbir manası yok. Nasıl yok ya? Ustad da insandır, Resulullah da insandır. Onunla o işi yaptırıyor, onunla o işi yapıyor. Ustad Mehdi binbaşı ise biz de çavuşuz, onbaşıyız. Abiler vardır. Yüzbaşı var, teğmen var, üst teğmen var. Yani onun makamı hepsini cem ediyor diye, ona ihtiyaç yoktur diye nasıl icraat yapacak? Binbaşı yapsın hadi. Sağ, sol, sol, sağ, sağ, sol. Otur, kalk. Nasıl yapacak? Kim yapacak? Binbaşı mı yapacak? Onun adına çavuş yapacak. Bu esmalar da böyledir. Allah da böyle yapıyor. Ha, isimler. Ha, vücut, Allah, dima, Rahman, içsel alem, Rahim. Daha ileri gidelim mi Müslümana? Şimdi kafir, kafir vardı burada. Gidelim peki. Hazır. Ama kafir yok şimdi. Buraya kadar kafir vardı ceset. Aklı olmayanın dini yoktur. Tamam. Dima Allah. Tamam. Evet. Vicdan Rahman. Kalp Rahim. Daha içeri giriyoruz. Vicdan Allah. Kalp Rahman. Ruh Rahim. Tamam. Daha içeri giriyoruz. Vicdan da yok ettik. Kalp Allah. Aynı böyledir. Ruh Rahman. Ene Rahim. Maşallah. Daha da gidelim. Biraz da gidelim mi? Gidelim. Ama hazır mıyız abi? İnşallah. Allah. Nur Allah. Mana Rahim. Fena ve beka billah Rahim. Bir daha. Enenin içine girdim. Dikkat edersen. Şiar belki şey olur. Enenin içinde ne var? Nur ve mana. Enenin içinde. Enenin içinde ne var? Erdem Hocam. Nur ve mana. Nur zahirdir. Mana batındır. Nur şeceri hilkat. Hukukat yönünü anlatır. O enenin. Nur-u Muhammed'inin. Mana ise Nur-u Muhammed'inin Allah yönünü anlatır. Şöyle bir Nur Muhammed'i kabul et şurayı. Allah yönünü mana, mahlukat yönünü bu berzahtır çünkü. Nur.
Şimdi girelim dedik. Girdik. Nur Allah, mana Rahman, beka billah, fena fillah, o da Rahim. Burada duralım istersen. Gidelim. Korkmadan. Korkmadan. Peki. Nur-u Muhammed Allah, Esma-i Mazhariyet Rahman, sıfat-ı mazhariyet Rahim. Biraz daha gidelim. Esma'ya mı? Gidelim mi? Gidelim, gidelim, durmak yok. Peki. Esma Allah, sıfat Rahman, şuunat Rahim. Hadi bir daha. Bundan sonra ölüm velakettir diyor. 642 Mesnevi Nure Badılı'dan söyle. Badılı abiden. Mekan cennet olsun. O şey yapmış. Sıfat Allah, şuunat Rahman, mahiyeti zatiye Rahim. Yani ene. Vücutsuz vücut, varlıksız varlık. O ne lan? Yani diye demiş, onu şey yapma, onu görmeyince. Şeytan demiş ki, sen de ene lak dedim, ben de ene lak dedim. Ben şeytan oldum da, sen niye belli oldun demiş. Şeytan. Şeytanın sıradan bir basit bir şey, mahluk değil, adam değil böyle. Abim mi? Tabii canım, model esmasına. Ama insanla horon oynayamaz. Horon, yeter ki adam gibi ol, horon oynayamazsın. Ancak horonu sen vurursun yani. Film başrolü sen olursun. Şimdi tamam, beynim sıfırlandı. Daha bir şey yapacaktık. Neredeydik? Sıfat. Sıfat Allah. Peki, orada kalalım, tamam mı abi? Ha, şurayı da bitireyim de şey yapmadım. Hallacı Mansur dedi ki, sen enel hak derken diyor şeytana, önüne kendini koydun. Kendine enel haktın. Ben enel hak derken önüme Allah'ı koydum. Fark oldu. Ama fark olmuş. Mina abi. Allah'ın şu mina abi. Mina. Tamam abi. Ondan sonra önüme hak ettir. Bu ene, daha gidersek adem, tekvine doğru gidiyorsun. Başım üstüne. Adem alemlerine, vücut alemlerine, tekvin alemlerine, alem sınavına. Abi buradan şunu çıkarıyorum biz. Demek ki Allah'ın her sıfatı kainatta yaratmış olduğu her şeyde her an tecelli ediyor. Sıfatı ve esması. Evet. Ama zatı sipsende. Zatı kainatta yok. Kainatta yok. Allah kainata sığmadı. Müminin kalbine, gönlüne sığdı. Kainat mekandır. O zaman insanda sığdıysa mekansız mekanı var. Maşallah. İnsanda. Ne varmış? Mekansız mekan. Zamansız zaman. Vasıfsız vasıf. Vücutsuz vücut. Allah Allah. Allah Allah ya. Neymişsin sen ya? Gel de çöplüklerce kendin ya. Yazık değil mi? Tamam. Yazık değil mi ya? Çöplüklerce ya. Allah kainata sığmadı. Sana sığdı. Fesubhanallah. İnsan ne cemül cendir, cemül esnattır ya. Nasıl bir şeydir? Boşuna kainata halife yapmamış. Bak, sana ne verilmiş biliyor musun? İnsaniyet verilmiş. Sen insan değilsin. Değilsin. Hani toplumsal bile kullanıyoruz. Ulan insanlığın yok oldu mu ya? Ne biçim insansın ya? Hiç mi insanlığın rahatsız olmadı? İnsan değil misin? Ya, ona söyle, takır takır yapmasın. İnsan değil misin? İnsanlığın çökmüş ya. İnsanlığını mı kaybettin? Kim? Sen, hey sen, insanlığını kaybeden adam. İnsan değil miydin? Demiyor musun? Böyle üslup kullanmıyor musun? Peki sen kimsin ki insanlığını mı kaybettin? Niye insana göre hareket etmedin? Biz insan olunca insanlık makamına çıkacağız ama daha arkaya da. Bab-ı insaniyet varmış. Tamam mı? Bab-ı insaniyet 11. hakikat. İsmi Hakk'ın cilvesiyle insan bab-ı insaniyetten gelecek yani. İnsaniyet sarayı varmış. O sarayın içinde şey varmış, şehir varmış. Şehrin içinde memleket varmış. Memleket içinde alem var. E kardeşim demezler mi bu şey, bu saray nerededir? Bak, bir şehir, bir şey saray var.
Çermik orada. Nerede abi? Burada bir saray var, burada. Çermik içinde. Diyarbakır'da içinde. Türkiye içinde. Bütün alem içinde. Tamam da bu saray nerede? Nerede? Nerede söylüyorsun sen ezber böyle şey tasaladıklarını dediği gösteriyorsun? Adl isminin başına bak. Bir saray var. İçinde bir saray var. Bir şehir var. O şehrin içinde bir memleket var. O memleket içinde alem var. Ya hiç mi sormadın ey Allah kulu? Bu saray nerede o zaman? Çünkü Bismillahirrahmanirrahim. Çöplükler cıvası değil mi herde? Kendin ne kadar değil. İnsanlık sana verilmiş. Sen insan değilsin. Daha yukarıda bir şeysin. Çünkü daha yukarı verilmiş. Vücut verilmiş. Hayat verilmiş. İnsaniyet verilmiş. İslamiyet verilmiş. İman verilmiş. Sıraya ha. Sırayla giydiriyorum. Ezber bu. İman giydirilmiş. Marifet, muhabbet. Ondan sonra artık fena. Beka billah. Abi şimdi biz insan değil miyiz yani? İnsan olacağız. Bir yerde deme ama. Bir derse gittim insan değilmişiz diye. Lan iyi bir şey kafaya gel. Manyak mısın lan derler. Sen deli misin lan biz hayvan mıyız? Hayvan da değilmişiz. Ne iş? İnsan değiliz, hayvan değiliz, kainat değiliz. Ne iş lan o zaman? Der ya. Abi o zaman o sıra işliyor ya. Dediniz ya. İşliyor. Şimdi demek ki bir insanla bazen biz mesela şey yapıyoruz. Niye muhabbet şeyi yok diye. Farz edelim ki vicdanı tefessüh ettiğinden dolayı. Arka birimlerde yani, bir tane zarar görürse. İnsaniyet yoksa ondan diğerini beklemek zaten alet zor. Mesela diyelim ki doğru, vücut, hayat. Artık uygula bunu meslek meşebe. Yani adamda niye muhabbet yok? Niye marifet yok ya? Bu adamda bu kadar okuduğu halde niye marifeti dönmemiş o bilgi? Bilgi nedir biliyor musun? Ben medreseleri, nurculuğu iki şekilde tanımlıyorum. Bir, atölye, marangoz atölyesi veya demir dolu atölyesi. İkinci mutfak. Mutfak bana çok iyi geliyor. Bak ben sana soruyorum. Bir nur talebesinde niye marifet yok? Olmayan diyorum. Marifet, muhabbet niye yok? Niye sevemiyoruz? Niye kucaklayıp sevemiyoruz? Mesela sen taze fasulyeyi mutfağa attın. Soğanı dağıttın. Yağ da orada, ocak da orada. Ama insan denen bir adam bunları bütünsel yapmasa bu yemek olur mu? Ha, şimdi bak, alt yazısında vücut, hayat, insaniyet, İslamiyet, iman, marifet. Bunların işlevinden çıkıyor marifet. Muhabbet de bundan çıkıyor. Adamla neye muhabbet yok? Burada bir sorun var yani. Bu libasta bir sorun var. O zaman bu dersler mutala edeceksin. Öğretmensin zaman zaman hepiniz. Elin dizini, dirseğini koyacaksın çalışma. Buna mutala. Kendin tetibuat yapacaksın. Bir araya getireceksin. Fecme havassaha bir hayri tümüme. Havaslarını bir araya topla. Hastelerini bir araya topla. Yani mevzuları, konuları bir araya topla. Bir hayri tümüme. İşte hayır tamam mı olur diyor İmam Ali. Buna mutala. Ya böyle. Mutala. Sen mutala ettin, ben ettim. Onun için buraya çelmeye şeyi koymanız lazım. Muzakere koymanız lazım. En az 3 kadronuz olması lazım. 15 günde bir, her hafta, bir hafta sen, bir hafta sen, konu takdim etmeniz lazım. Ha, mutala eden, dirsek çürütenlerin aynı konu, sen de mutala ettin, sen de. Hadi getirelim beraber bir, bunun ne yapalım, mutala denmez. Bu muzakere. Osman'ın batmasına sebep muzakere ilmenin kalkmasından. Darül Hikmet-i İslami onun için kapanmış. Mutalaları vardı, muzakereleri yoktu. Tamam. O zaman bu bilgiler enelere dönüştü. Ama burada konuşunca sen de ben de ortaya koyuyoruz. Havuza bir şey atıyoruz. Ama geneli alıyoruz. Benim tetibuatımla kendime kanaat etmişim. Kemalat budur dedim. Nakıslıktır. Seni aşağılamakta, üstünlükte kılmaya meşgul. Ama muzakere bunu kırıyor. Erdem dedim bir dakika o senin mutalağını ortaya koydun değil mi? Erdem öyle dedin ama Faysal da böyle dedi. Şihar hocam da şöyle dedi. O bu diyor ki İhsan. Lemalarda bu var diyor. O kadar aylarca çalıştığım bilginin altını bir çekiverdi. Öyle bir sarsıldın ki. Geldi enaniyetim. Bir dakika ya hakikaten ya.
Bir de bir, bu da çok önemli. Bir yerde remzi ve işari telmi manı var. Bir yerde sari var. Adam gidiyor, niyetin gidiyor, remzi, işari, sari, açık ifadeyi galip getiriyor. La sari var. Sari ifade, remzi, ima, telbi yok eder. Farz, vacip ortadan kaldırır. Vacip, sünneti kaldırır. Sünnet, müstahabı ortadan kaldırır. Kaldır derken örter yani. Şimdi sari ifade olduğu zaman telbi ve ima, işari mana mı olur? Yani orada manevi demek istiyor. Ama sari var. Koyarız. Şimdi, bu son muydu abi? Bu sordu. Bunda bir sorun varsa, burada bir tanesinde sorun var. Peki cevabı nedir buna? Ne yapacağız? Diyeceksin ki, beyaz gömlek yazın giymek insanı ferahlatır. Kışın ise beyaz giyilmez. Siyah güneş içine alsın ısınırsın. Ya ne alakası var ya mevzumuzda? Biz eneden bahsediyoruz ki beyaz gömlek, siyah gömlek. Bu adamla bu konuşulur. Galatasaray, Fenerbahçe konuşmayacağım üzerine. Bak, daha da itiraz ettim. Bak Hazreti Ali yazın yün, kışın pamuk giyermiş. Terde soğumaz mı diye soruyorum. Eğer yünle terde soğusaydı bütün koyunlar terde su akardı giderken. Oysa senin ettiriyorum. Ya ne alakası var? Ne konuşuyoruz kardeşim? Nereden nereye atladın ya? Bu konuşulur. Sen bir şey değil. Kendi bildiğini ısrar edersen. Bir, sari ifadeyi imaya gömdüren, yediren, hükmünü ortadan kaldırtan remzi, işare, telmi. Değil mi? Sen Türkçe'de edebiyat bilirsin. İşare. İşaret. Sari değil, açık değil. Ona sariyi yok ettiriyor. Ona daha bir şey diyeceğim bir şey yok ki. Şimdi oraya girdik, tamam mı? Orada kalalım çünkü... Ene'yi anladık değil mi abi? Şey diyor ki Muhyiddin Arabi, bütün kainat, varlık, bütün varlık, şeciri fikat, kainat insandadır, varlık Ene'dedir. Ama bu Ene, şeciri fikat yani kainat, insandadır ama insan kainatta değildir. Bu saray işte bu. Kainat insandadır ama insan kainatta değildir. Abi Ene'yi sıfır kabul etsek, Esma'yı sonsuz kabul etsek, sınırsız. Sıfırla sonsuzu çarparsak sıfır oluyor, yutuyor, Ene ön plana çıkarsa. Evet, hiçliğini bilirsin. Çünkü sıfır hiçbir belirleniş olmayıp her şeyi belirleyen olduğu için belirlenişi ve sıfatı olmaması lazım. Sıfırın sayısal bir değeri yoktur. Ama bütün değerleri o gösteriyor. Ustad hiçliğini bilmek demek hiç olmak için değil. Bütün varlığa mazar olmak içindir. Yani kendimizi belirleyen şeyler bizi fakir etmiş, nakıs etmiş, sanlarımızı hapsetmiş, berbat etmiş yani. Hasetimiz bizi kuyuya indirmiş. Yusuf'u haset indirdi. Tamam mı? Taasubumuz, tenkitimiz hapsetti. Bir tanesi kuyuya indirdi. Yok olsa ene, var olur yani. Var olur. Şimdi sıfırı kaldırın. Hiçbir sayısal yoktur. İki yoktur, bir yoktur. Sıfırın hiçbir değeri yoktur. Ama bütün değer ortadır. İnsan bu böyledir. İnsan sıfırdır. Varlık, tamam mı? Varlık artı bir artı ikidir. Ademi vücutlar ise eksi bir eksi ikidir. Yani eksi biri kaldırın, artı bir olur mu? Olmaz. Sen matematikçisin değil mi? Öyle hatırladım. Şimdi artı iki kaldır. Artı iki olabilmesi için eksi ikiye muhtaçtır. Her vücut mertebesinde Adem vardır. Adem'i kaldırırsanız vücut yoktur. Allah'ın niye vücudu, ilmi, kudreti sonsuzdur? Çünkü zıttı yoktur, Adem'i yoktur. Mesela Allah'ın ilminde cehalet, Adem yoktur. Allah'ın kudreti niye sonsuzdur? Acizlik yani Adem yoktur içinde. İnsan niçin dereceleniyor ilmi, vücudu vesaire? İçinde Adem var. Adem. Adem'in insandaki karşılığı cehalet olabiliyor, taassup olabiliyor. O öyle şekilde kendisini ifade ediyor. Adem. Peki Adem nedir? Vücutsuz vücut, mertebesiz mertebe, varlıksız varlık, sıfatsız sıfat. Bir, nerededir? Allah-u Alem.
doğrusu bulunana kadar şu söylediğim yanlış doğrudur. Doğrusu bulunana kadar şu söylediğim yanlış doğrudur. Nedir? Adem'i bulduğum kadarıyla subut, Allah'ın iki sıfatı var. Zatı sıfatı, subutu sıfatı. Subutu sıfatında sen, basar, ilim, irade, kudret, hayat, kelam. Tamam mı? Zatı sıfatında kıdem, beka, vücut, muhalefet, havadis, kıyamı bir nefsi ve tekvin. Tamam mı? 6-7 tane bu. Ha, tekvinin içinde buldu. Adem orada. Adem'de, Adem'den vücut nasıl çıkıyor? İlim ve emirle bir vuruyor, vuruyor, ilim çıkıyor. Şey, vücut çıkıyor. Adem, vücutsuz vücut, oraya ilim bir vuruyor suya mesela, kartal bir dalıyor suya, yılan alıyor, fırlıyor. Deniz, çünkü orada her şey var. Yılan da var, timsah da var, balık var suya. Ondan sonra o dalan, kartal, emir. Aldığı ilim. Adem'e bir vuruyor, emir ilim. Bir vuruyor, ilim çıkıyor. O da kendi yapısına ikiye ayrılıyor. Mümkün, mümteni, vücut. Bismillah. Dünün ve yarının varlığından şüphemiz yok. Dün var mı? Vardı. Şüphem var mı? Yok. Yarın da şüphem var mı? Yok. Zaten yaşayamazsın ki yarın. Eyvah, böyle bir adam gördünüz mü? Eyvah, kafayı yiyeceğim ne? Yarın yokmuş. Böyle bir talebe gelse seni abone. Hocam, yarın yokmuş hocam. Allah Allah. Varlığa zıttır, entropi kanununa zıttır. Dün olabilmesi için yarın lazım. Dünü kaldırırsanız yarın yoktur. Eğer bugün diyebilmen için dün lazım o zaman. Bugün yoksa dün yoktur zaten. Dün diyebilmen için de gelecek. O zaman dünya diyebilmen için ahiret lazım. Dünya ahiretin suretidir. Dünya kadar kesindir, daha kesindir ahiretin vücudu. Çünkü benim sesim balık kokusu. Balık, evet biz balığı görmüyoruz. Ama balık kokusu, balık kokusu balığın sıfatıdır. Benim sesim sıfatımdır. Onu görmüyoruz ama biz çok iyi biliyoruz ki koku balığın varlığıyla mümkündür. Balığı ortadan kaldırırsanız koku ortadan kalkar. Tamam? Şimdi bir daha söylüyorum. Bugün diyebilmen için dün lazım. Dün yoksa bugün diyemezsiniz. Yani bir varlığın fiziksel yapısı, bir varlığın başı hiçlik, sonu hiçlik olamaz. İki hiçlik arasında fiziğe zıttı varlık olamaz. Varlık denilemez bu. Böyle bir varlık olamaz. Bir şey bir yere gidiyorsa var ki gidebiliyor. Bugün diyebilmen için dün lazım. Dün diyebilmen için yarın lazım. Bir tanesi kaldırırsanız hiçbir şey ifade olamaz yani. Sönük bir dönük olur. O zaman dün kadar kesindir gelecek. Her günün bir geleceği vardır. Mutlaka. Çünkü gün denmez. O zaman ahiretin günü ise gelecek. Şey dünyanın günü ise ahirettir. Ahiret balıktır. Dünya balık kokusudur. Ahiret benim. Dünya benim sesimdir. Çünkü dünyadan daha kesindir. Ahiret. Şöyle diyeyim, dün ne kadar kesin? Dün olabilmesi için istikbal hali orayı mazi dökülmesi lazım. İstikbalden kopmayıp heylan kopacak, buraya uğrayacak, ondan sonra bitki ekeceğiz o toprağa arkadaşlar. Yani istikbalden geliyor, hali oraya mazi dökülüyor. Mazi daha sonra. Mazi daha sonra, ilk istikbal oluyor. İstikbal hali oluyor, mazi oluyor. Hali kaldırırsanız mazi yok ki. Mazi ne, nereye mazi diyorsun? Hal mazidir. Hal nasıl mazi oluyor? İstikbal akıp geliyor. İstikbalı kaldırırsanız o zaman hal kalmaz. Üç zaman gayrimünfektir. Neye benzer? Öğretmen olduğunuz için Allah da bu tarzda beni şey yaptırıyor. Üçgenin iç açılarının toplamı 180'dir. Doğru mu? Kimse bunu sorgular mı? Hayır. Bu sabittir.
Mesela pi sayısı 3.14'tür. Bu kimse sorgulamaz. Kim bir Allah'ın kuluna da sormadı, niye hocam 5 değil? Veya 0 santigrat derecede deniz seviyesinde 76 milimetre civa basıncı altında sabit kabul edilirse. Niye sabit kabul ediyorsun eşyanın yaratılmasında bunları? Bunları kabul ediyorsun da hiçbir Allah'ın kulu. Hocam bunu niye sabit kabul ediyoruz ya? 76 milimetre civa basıncı deniz seviyesinde bu kainat yaratılırken deniz seviyesi mi vardı? He, 76 milimetre civa basıncı mı vardı? Niye bu sabiteleri sabittir diye Allah'ın kulu sormuyor. Hadi buna sormadı, kabul ediyorum. Allah'ı niye sabit kabul etmiyorsun? Yani pi sayısının 3.14'ü kim yarattı sormuyorsun. Matematiği kim yarattı sormuyorsun. Matematiği kim yarattı? Allah da o yapmıştır. Hani Allah kim yarattı diyenlere diyorum. Fiziğin, fizik ilminin kitabın kaynağı fiziktir. Kimyanın mevzusu elementlerin ilişki ve çelişkisidir. Tıp biliminin kaynağı vücuttur. İnsan, insanı kaldırırsanız tıp bilimi var mı? Varlığı kaldırırsanız fizik olur mu? Elementi kaldırırsanız kimya yoktur. Kimya yoktur, tamam mı? Ama varlığı komple toptan kaldır, matematik hala vardır. Çünkü Big Bang sıfır zaman diyor. Ha, daha vücut, Big Bang ile kainat yaratılmadan önce sıfır zaman varmış. Ha, sıfır varmış demek ki. Oysa, peki sıfır nedir? Bütün, hiçbir sayısalı yoktur ama içi boş değildir. Bütün hepsinin doluşudur. Niçin bir şekle bürünmemiştir? Her şey olabilen bir şey olamadığı için. Her şey olan, her şeyi yaratan bir şey olamaz. Bir şey bürünemez. Sıfır biri barındırıyor. Öyle mi değil? İkiyi, üçü, beşi. O zaman beşe şekline giremez. Hiçbirisine benzemez. Her şeyi yapan hiçbir şeye benzemediği için Allah hiçbir şeye benzemiyor. Maşallah. Şimdi bak nereye götüreceğim. Dünün ve yarının varlığında şüphemiz yok. Ama ne mekanı hepimiz yanlış yaptı. Ama ne mekanı var ne de zamanı. Zamanın zamanı yoktur. Mesela zamanı dünü var mıdır? Saat mesela tık tık tık. Anın dünü bunun yoktur. Hepsi aynıdır. Tık tık aynıdır. Peki dün, bugün, yarın nispidir. Hakikatte yok zaten. Tık tık tık. Zamanın geçmişi var mı? Zamanın. Yani şöyle dediğim. Bu masayı yapan Şehir Hocam. Bu masayı yapan masadan önce olması lazım. Evet. Masaya da benzememesi lazım. Evet. O zaman zamanı ve mekanı yapanın zaman ve mekandan önce olması lazım. O zaman zamanı olmayınca başı olmaz. Başı olmayınca doğuran olmaz. Lem yelit ve lem yelit. Zamana girenin başı olur. Maşallah. Evet. Bak, masayı yapan masadan önce olması lazım. Evet. Ve masaya benzer mi? Ben yaptım diye bana benziyor mu? Yok. Kim de bilir? Ondan sonra bir tanesi çıkıp da dese ki bu Hasan'ın da 4 ayağı var. Ben yaptım diye bana benzer mi? Benzemez. Yani yapan yaptığına benzemek zorunda değildir. O zaman senin sorunu beni tanımlarken, beni ararken masa tipinden arama. Herhalde böyle bir ayağı vardı, şöyleydi. Mesela haşa sığır da sahnesini arasa o öyle bir ağzı var ki çelmi içine alacak bütün otları. O kadar büyük ağzı var. Ne alakası var ya? Yani? Ha, o zaman masayı yapan bir, masadan öncedir ve masaya benzemez. Zamanı ve mekanı yapanın zamandan ve mekandan öncedir. Zamandan ve mekandan önce olanın zamanı yoktur. Zamanı olmayanın başı yoktur. Başı olmayanın doğuranı yoktur. Doğrulmamışsa doğurmayacaktır o. Neye benziyor? Bunu biraz daha şey yapayım. Bu tarafa geleyim. Suyu ıslatamazsınız. Çünkü ıslatan olduğu için. Allah'ı yaratamazsınız. Allah yaratan olduğu için. Lokomotifi çektiremezsiniz. Çeken olduğu için. Güneşi ısındıramazsınız. Isındıran olduğu için. Bir okyanusu, okyanusu buna boşaltsanız suyu ıslatabilir misiniz? Islatamayız. Çünkü ıslatan olduğu için. Diyebilir misin? Bu soru sorulabilir mi? Suyu kim ıslattı?
O zaman bu suyun, sorunun altında su kuruydu da birisi ıslatmış, ıslak kalmış. Evet. Oysa su şeyi ıslaklığı zatidir. Zati bir hassa, kazanılan bir sıfat olmadığı için onu onsuz ayrı düşünemezsin. Yani ıslaklığı susuz düşünemezsiniz. Evet. Tamam. Kanun da mekansız düşünemezsiniz. Kanun ne? Mesela suyun kaldırma kanunu susuz düşünebilir misin? Düşünemez. Suyun kaldırma kanunu susuz düşünemezsin. Yerin kaldırma kanunu yersiz düşünemezsin. O zaman kanun mekanda zamandan önce olamaz. Evet. Suyun kaldırma kanunu sudan önce olamaz. O zaman suyu yapan suyun kaldırma kanunu değil. Madem kanun mekandaki eşyan arasındaki sıfatlardır, suyun kaldırma kanunu sudan önce olamaz. Yer çekimi kanunu yersiz düşünülemez. Nereye koyacaksın o kanunu? Nerede uygulayacaksın? Yer çekimi kanunu yer yok. Nereye koyacaksın? Yer çekiminin kanununu nasıl yapacaksın? Nereye koyacaksın? Mekan yok. Ha, o zaman mekandan önce yer çekimi kanunu yoktur. Sudan önce suyun kaldırma kanunu yoktur. O zaman suyu yapan suyun kaldırma kanunu değildir. Peki suyun kaldırma kanunu nedir? Sudan sonra mıdır? Hayır. Suyun sıfatları ile özgür ağırlığı ile taşın, tahtanın özgür ağırlığı arasındaki ilişki, çelişkiden çıkan sistemin adı kanundur. Taş batar, tahta yüzer. Sebebi tahtanın özgür ağırlığı ile suyun özgür ağırlığı arasındaki farktan kaynaklanıyor. O zaman suyun özgür ağırlığı susuz düşünemezsiniz. O zaman kanun nedir? Eşya arasındaki sistemin adıdır. Şimdi nereye gideceğiz şimdi? Dünün ve yarının varlığından şüphemiz yok. Ama ne mekanı var dünün ne de zamanı. Dün var mıydı senin abi? Buradaydın değil mi dün? Peki senin dünün nerede şey yap? Mazide. Neresi o? Depo. Alt kat olabilir mi? Senin dün nerede? Git getir bakalım. Var ama değil mi? Hakiki gitti. Yo hakiki. Yani dünün var o kadar kesin değil mi? O kadar... Kesin. Kesin. Nerede azizim bu kadar kesin olan bir şeyin mekanı yok. Yaşı da yok. Nerede? Dün neredeyse yarın da oradadır senin. Evet. Hiç kimse sormaz. Dün vardı ama mekanı ve zamanı yok şu anda. Ben de onu gösteremiyorum. Yarından şüphemiz yok. Ama gösteremiyoruz. Dünü gösteremediğimiz gibi. Çünkü yarın ve dün bugünün içinde de ondan. Yarın ve dün bugünün içinde. Ben psikoloji hastalara bir test yapıyorum biliyor musun? Hiçbir yerde bulunamayacağı bir şey. Allah'ın ikramı. Ne biçim iddia ediyorsun ya? Kardeşim ikram etti bize. Biz de Müslüman kardeşlerimiz bir şey yapıyor. Bu zamanla alakalı. Diyorum ki şu şeyi görüyor musun? Bu testi dinlediniz değil mi? Daha önce söyledim size. Söylemiş miydim? Hayır. Dinleyen var mı? Ona göre yapayım. Dinleyen varsa ses yapmasın. Var mı? El kaldırsın. Yok. Yok. O zaman psikoloji sorununuz, sıkıntınız ile psikoloji değil. Takıntılarınız, sıkıntı, ailevi sorunlarınızın, içsel aleminizdeki sorunlarınız, kafanızdaki çıkmazların sorunları, ruhsal aletlerinizin sorunları kaynağı budur. Onun kaynağını öğreneceğiz, çözümü orada arayacaksın. Bak çok kolay bir test. Çok acayip. Şu üç tane parmağı görüyor musun? Üç tane parmağı. Ortadaki şimdiki zaman olsun. Tamam abi? Bu gelecek. Bu da geçmiş. İkisi bitişik. Şu üçü. Geçmiş. Hal. Yani. Gelecek. Tamam mı abi? Üçü de şey. Peki soruyorum. Ama kimse şey yapmayın. İfade etmenize gerek yok. İçinizde tutun. 10 saniye. Bir anda hatırınıza geleni tutun. Aklınızla yoklamayın. Şu anda soru soracağım. Tamam mı? Öğretmensiniz çoğunuz. Diğerleri sağlıkçıdır. Aynısı. Bak 10 saniyede ne geliyorsa hemen. Bir daha. Dün, bugün, yarın. Sorum şu. 10 saniyede bulacaksın. Bu şimdiki zamana sence dün mü ya daha yakın, gelecek zaman mı bugünkü, şimdiki zamana yakın? Soru bir daha. Şimdiki zamana dün mü daha yakın, yarın? Hemen 10 saniye.
İlk ne geldiyse. Tamam. Bitti. Ne geldiyse. Eğer hiçbir şey gelmediyse şaşkınsın. Ne olduğunu sen de bilmiyorsun. İlk. İçinizde dün daha yakındır diye hatırına gelen var mı? Dün bugüne daha yakın. Peki. Yarın bugüne daha yakın. 1, 2, 3, 5. Peki. Üçü birdir diye bilen var mı? İkisi. Çok tuhaf. Bir insan dün bugüne yakındır diyorsa bunun derdi sorunu keşkilerde, geçmişte. Derdi orada. Çözüm orada. Tamam. Onu neyle yapacak? Tövbeyle. Yani geçmişi tamir etmeyle meşgul olacak. Geçmişle meşgul. Bunun psikoloji sorunu. Dün bugüne çok yakın. Daha yakın canım. Çünkü onu yaşıyor da ondan söylüyor. Bugünü kaybediyor adam. Şimdi dünü yaşıyor. Bugün gitti. Sorun oradan kaynaklanıyor. Gelecek demiştiniz değil mi? Beş kişi. Gelecek daha yakındır. Bu insanlar lider insanlardır, ufuk insanlardır, hedef insanlardır. Oraya bakıyorlar, tamam mı? Dikiz aynalarına, arabanın dikiz aynalarına ender bakarlar. Hatta öndeki dikiz aynası bakarlar ama öne bakarken arkaya bakarlar. Böyle arkaya dönmezler. Fakat bunların bir sorunu var, sorunu. O hedeflerini kilitlenmiş lider ve hedefine kilitlenmiş ama birisi, bir gönül insanı o hedefi doğru olduğunu söylemesi lazım. O hedefe gidiyor, o çok güzel. Liderdir, önderdir ama hedefinin doğru olup olmadığını bilmiyor. Bazen batılını geçer. Üçü birdir diyen gönül insanıdır. Üçünü cem edendir, arkadadır. Hedef insanıdır ama hedefinin doğruluğunu bilmiştir. Hedef bu doğrudur. Yani enfüste daha çok yatkındırlar bu tipler. Enfüsi, böyle içsel alimlerine. Belki hatırıma geldi ama ben öyle bir insan değilim. Hayır, fıtrat dilidir bu. Ötekiler liderdir, önderdir, sürükleyen insanlardır. Gelecek daha yakın. Hayır, o zaman demek ki ben bir önemli onun hakkında karar vermeden evvel İlle Faysal abinin görüşünü almamın. Ve Şiar Hoca'nın. Bak, Şiar Hoca zahirde belki hepinizden sonra tanımış. O hiç önemli değil. Önemli olan Rus'taki hassasiyet. Terakki etmeyebilir, ölebilirdi de. Yani ölmüş, yani o kadar. Ama Rus'taki sistemin işlevinden bahsediyor. İşlevinden bahsediyor. Yani bir daha genelleyeyim. Affınıza sığınırım, kusura bakmayın. Geçmiş daha yakın diyen zikilerdir. Akıllar aşağıdadır, zeki öndedir. Belayı sarmış kafasına. Onlar zekavetleri önde olduğu için dünyada en berbat, en kötü durumda zeki insanlardır. Gelecek, şimdiki zamana yakındır diyenler akıllar öndedir ve zekalar aşağıdadır. Mutlu insanlardır, iyi insanlardır, huzurlu insanlardır. Yani bunlar lokomotif gibi hizmeti çekerler, koştururlar, aktiftirler. Tamam mı? Ama üçünü cem edenler akıl ve zekayı bile alet olarak kabul edip enfüste yaşarlar. Enfüs olunca dış dünyada artı eksi kadın erkek doğru yanlış, cemaatsız, meşverettir, sungurcudur, sungur abidir, efendim şudur, budur, nesil şudur, öyle bir şey. Bakarlar yani bütün makamlardan bakıp hiçbir makama tabi olmayan insanların farklılıklarını kendisine zenginlik kattığına inanan insandır. Yani uygularsak vicdana basiret, dirayet, feraset cem eder, kemalat olur. Şimdi bu bize birbirimizi iş yapma manasında değil. Sorunumun, sıkıntımın, sistemim nasıl çalışıyor benim? Onu anlamam. Ha bu doğru mudur? Doğrusu bulunana kadar bu yanlış doğrudur. Peki, daha konu bitmedi. Şunu sordum. Yarın, niye bunu atladın? Yarından bu dersi dün akşam yapabilir misin? Bu özel mutabı. Abi Risale-i Nurdaş yapıyor. Kardeşim, Risale-i Tefekkür'den çıkan bir şey. Biz
her şeyimiz Risale-i Nur değil ki. Özel hayatımız da var ya. Babayız, komutanız, evlatız, kardeşiz, kimisine dayıyım, kimisine yeğenim. Arkadaşım okuturuyoruz bu saatte, oturuyoruz. Her saatte Risale-i Metni okuyacağız değil ki. Siz okulda gidiyorsun, ders anlatmıyor musun mesela? Biz de susu konuşun. Öğretmen ders anlatmıyor mu? Ailenle nutuk atmıyor musun? Minibüste bir şey anlatmıyor musun? Biz de konuşuyoruz. Burada oturduğuma bakma, Risale-i Nur değil kardeşim. İtiraz edenlere söylüyorum. Bak, çünkü yarın ve dün bugünün içinde. Bugün. Çünkü şu ampul var ya, saniyede 60 defa yanar söner. Dırr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 
devamlı yanıyor zannediyoruz. Değil. Varlık da öyledir insan. Var olup yok oluyoruz. Var olup yok. Yok olup var. İlimden kudrete, kudretten ilim. İlimden kudrete, kudret. Dır 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 dır. Her bir ferdi aherdir sen. Onun için her birisine la ilahe illallah lazım. Dır. Peki ne işe yarayacak bunlar? Her bir dırt canlıdır, ruhludur, şuurludur. Hep sensin, fotokopi değil. Asılsın, cennette olacaksın o dırtlar. Adedince. O, onların cemidir. Bedeni misali. Bedeni misalileriyle. Peki. Konuyu değiştiriyoruz. Dırtlara ne kadar la ilahe illallah asılsa o kadar... Her bir tanesi müstakil sensin. Abi cennette her yerde olacağız. Hangisi asıl olacak? Dırrrt. Ampulden gelen dalga. Dırrrt. Hangisi asıl? Hepsi asıl. Hiçbirisi fotokopi değil. Sen var olup yok oluyorsun. İlimden kudrete, kudretten ilime. Risale'deki cümleyi söyleyeceğim. İlimden kudrete, alem-i şehadete, kudret. Kudretten ilime, ilimden kudrete bir ihtizazdır. İhtizaz yok. Erdem hocam manen. Tut ipin ucunu. Tut abi kaldır. Tuttun mu? Ben de tuttum abi. Faysal hocam sen ortadan kaldır ipi. Kaldır kaldır kaldır. Bırak. Dolu gözüküyor değil mi? Bu ihtizazdır. Biz dolu zannediyoruz kendimizi. Boşuz. Bu ipin doldurduğu gibiyiz. Oysa boş. Gözün görme kabiliyetinden ipi takip edemediğimizden ipin ancak enkazı, arkasını görüyoruz yani. Bıraktığı şeyi, o zaman o bütünsel görüyoruz. Hiçbirisi bütünsel değil. Tek bir hakikat var, o da Esma-i İlahi. Diğerleri hep zan. İnsanlar zandadırlar. Zan. Bu arayı doldurmak zan. Şimdi bunları duymadan git ahirete. Değer mi? Değmez şey hocam. Değmez. Vallahi değmez. Ne kadar zavallı şu anda insanlar değil mi? Ama bu dersi bile Nurcu'ya yapamıyor. Veya bu mutalayı. Lan kardeşim bu işine yaranı al, yaramayan, yaramayanı bırak bana. Yarayan varsa bas kafama çık yukarı. Sen daha ilerisini düşün. Çıksın ileri gitsiniz ben. Bu insanı hantallıktan çıkarıyor. Nurcuları hantallıktan çıkarıyor. Yani ülfet belası var ya. Tek düzen. Evet, tek düzen. Peki, başka bir şey. Allah Celle Celaluhu ile benim aramdaki ciddi perde zanlarım, şüphelerimdir. Ki onlar şirk koşmadıkça iman etmezler. Şey var, 30. lema, 5. mesele, hayat bahsi, 5. remiz. Orada ne diyor biliyor musun? İmanın bir mertebesi var. Aman yarabbim. Şüphesiz ve vesvesesiz imanın mertebesi diyor. Şüphesiz, vesvesesiz. Bizim hep hala şüphe ve vesvese var. Ne diyor? Allah ile benim aramdaki ciddi perde zanlarımdır. 70.000 perde zanlarım, şüphelerimdir. Zanlarını ortadan kaldırdığında ne göreceksin acaba? Zanlarını ortadan kaldırdığın zaman şunu göreceksin. Bir şey mi bu orada? Ha, öyle mi? Niye? Demek ki Resulullah 70.000 zanı kaldırmış. O şekilde Cenab-ı Hak görevmiş. Evet, 70 zaten günde 70 defa istiğfar edermiş. Maşallah. Zanlarından o istiğfar. Peki tövbe ile istiğfar arasında ne fark var diye? Allahu Ekber. İkisi aynı değil mi? Tövbe ve istiğfar. Neyle? Tövbe, tevab, istiğfar, gafur. Evet. Şimdi şöyle. Uygulayalım dışarı. İstiğfar edermiş.
günde 70 defa. Tövbe etmezmiş. Tövbe günah vücudunu gösteriyor. İstiğfar az, fark, noksan, kusurunu derut etmek. Allah Resulü günde 70 defa, en az 70 çoğunluktur. Az, fark, noksan, kusurunu derut edermiş. İstiğfar bu. Günahın vücudunu göstermez. Bazıları diyor ki, abi 70 defa günah ediyor ya, şey istiğfar ediyor, günah bu. İstiğfar günahın vücudunu göstermez. Kulluğun şuurluna varmakta olur istiğfar. Tövbe ise günahın vücudunu gösterir. Onlar bizim hem tövbe hem istiğfar etmemiz. Artık. Ama Risale Nur bambaşka bir şey. Bambaşka bir şey. Bunları farkını öğreten Allah'a hamdolsun. Zatı hürmetine, hatırına Müslümanlar Hazreti Nur talebelerini affetsin ya. Zatına yakışır gibi bizi muamele etsin. Bize yakışır gibi değil ya. Amin. Bir de şunu çok diyorum son haftada. Ya Rabbi, haşir meydanında bunu niye yaptın? Bunu niye yapmadın? Sorusunu ve itabını yapacağın, o itap olan, itaba sebep olacak sözleri ve fiilleri bize dünyada yaptırma. Allah'ın hatırına. Oh. Keşke de onun yerine geçer mi abi? Geçer abi. Keşke dedirtme bize ya. Dedirtme evet. İşte o. Haşir meydanında. Niye bunu böyle yaptın? Niye bunu böyle yapmadın? İkabını ve sorusunu sordurmaya vesile olacak. Dünyada sözleri ve fiilleri yaptır. Eğer yapmışsa soru sor. Mesul. Mesul ne dersen. Ya olur mu? Sana ne? Senin ne Allah'ın zan? Allah sorar. Sormaz kardeş. Benim Rabbim böyle. Ha senin için sorar sana. Çünkü öyle inanmıyorsun. Çünkü ben kulumun zannına göreyim. Ona da unutturur o anında. Siz dediniz ya keseriz. Filmi keseriz. Keseriz. Hale göre yayınlarız. Allah da keser. Hale göre yayınlarız. Allah zihinlerde de siler. Meleklere de unutturur. Sana da unutturur mahcup etmemek. Öyle güzel bir Allah. Hadis şerif vardı sanki. Diyordu ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Kul tövbe edip tövbesine sadık kaldığı zaman diyor. Tövbeden öncesi beyaz bir sayfa gibidir. Cenab-ı Hak o şekil siliyor diyor. Günahı işlediği yere, işlediği uzuvlara ve şahit olan her tür şeyi unutturur diyor. Unutturur. Şükürler olsun. Peki. Üçüncü konu. Şimdi kadar bir saat oldu ama iki tane işledik. Şimdi üç. İçeride ne ile seyahat edeceksin? Ve ediliyor içeride. İçeride neyle seyahat edeceğiz? Ustad o 23. sözde bunu anlatıyor. Bana iki tane şey verildi yer altında. Bir elektrik, bir de şey. Neydi? Tahtel arzda dolaşmaya elektrikle bir cihaz mı verildi? Diyor. Hatırladınız mı? Evet. Dolaşıyor. Evet. Tamam mı? Bak içeride neyle seyahat edeceksin? Ediliyor. İçeride mekan, mesafe var mı? İçeride nerede nereye gideceksin? Özüne, kendinden kendine mesafe var mı? Özüne, kendinden kendine mesafe var mı? Aradığında, arayan da aynı yerde. Aradığında, arayan da, aranan da aynı yerde. Yersiz yerde. Mekansız mekanda, zamansız zamanda, şekilsiz şekilde göreceksin. Düşünmek de hareket aracıdır. Düşünmek hareket aracıdır. Fikir yoldur. His de hareket aracıdır. Ruh da hareket aracıdır ki, ruh suratinde diyor Risale'de. Kendini bulmakta ruh birle kullanıyorsun. Bir, yani diyor ya ruh suratinde. Bir an, ansız anda hiçbir şeyi düşünme. Bir an, baba ya, tık, 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 andır. Bu anda bile ansızı düşün. Bu zamanmış. Anlar toplanırsa zaman olmuş. Zaman, anlar zamlandığı için zaman olmuş. Bir an, ansız onda hiçbir şey düşünme.
o anda kim var? Ansız anda kim var ki men arefe nefse men arefe nefse fakat arefe Rabbehu. Yani kendini tanıyan, yani fenaya gelen göreceği esmanın cilveleridir. Başka bir şey değildir. Cilve ondandır, değildir. Devam ediyor konu. Ben benim dediğin, ben benim dediğin ve tutunduğundan da çık. Bak, ben benim dediklerim ve tutundukların, Risale-i Nur bile tutunuyorsun. Çık ondan da. Bırak onu da. Allah Allah. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki, öyle bir makam var ki konuşmak yoktu. Oradayım diyorsa birisi, konuşuyorsa orada değildir. Çünkü iman gaybadır. Şuhuda gelince artık o iman yoktur. O an o an değildir. O an o an değildir. O an an değildir. Az zaman anın arkası. Ölüp gidiyor. Bir şey yok artık. Orada ölüm ve helakettir. 642 meslemidir. Ben benim dediğim ve tutunduğundan da çık, bırak onu da. Bugüne kadar kendimi hep dışarıda aradım, beyhude yoruldum. Bir insanın ayet-i kübranın ikinci makamına geçiyor ustad. Üçüncü sayıydı. Yani dahi bir gününüzü mahveye midir diyordu. Evet. O kısmı. Evet, evet. Bak bir daha okuyayım. Bugüne kadar kendimi dışarı. Hep dışarıda aradım, beyhude yoruldum. Bir insanın sana tesiri kadar kaybedince o kadar üzer seni. Bir insan senin dünyada ne kadar değeri var, ne kadar sana tesir etmiş anlamak için kaybettiğin de sana yaptığı acı kadardır. Allah senin için ne ifade ediyor, ne manası var? Kaybettiğin de ortaya çıkacağı kadar. Kaçırdığın namaz, he? Yaptığın günah, işlediğin evet. Günah kadar değil mi? Gibi. Onu ne hissedersin? Annen, baban, oğlun vesaireleri ne kadar fikreder, hissedersen kayıplarında o kadar acı çekersin. Anneni, babanı, evladını, hanımını ne kadar fikir his ve mas edersen, meşgul olursan bu cihazlarla, kayıplar o kadar acı yapar. Peki ya, peki ya, kendini kaybetmenin acısını biliyor musun? Hanımının acısı, evladının acısı, babanın şunun bunun acısı bir acıdır. Çeken sensin. Sen seni kaybettiğin zaman onun acısını nedir ve kim çekecektir? Sen seni kaybetmişsin. Onun için bozulan bozulduğunun acısını çekmez. Bozulan, çünkü bozulan bozulduğu için bozulduğunun acısını çeken kimse yoktur. Onun için Allah var, ahiret var der mi? Bozulan bozulduğunun acısını çekecek kimsesi yoktur. Kimse yoktur. Kim çekecek bozulduğunu, kim azap çekecek? Mesela bir insan gelip diyor ki bana, abi çok iyi değilim, çok kötüyüm abi, durumum iyi değil. Ya, samimi misin? Abi samimiyim ya, çok kötüyüm abi ya. Hakikaten, evet abi diyor. Ha, ne kadar güzel tarafın var ki, bozulduğun tarafını fark etmiş. Senin zannettiğin gibi küllümen bozulmuş olsaydın, bozulan bozulduğunu bilmez. Çünkü bilmek, bozulmayan tarafı var olduğunu gösteriyor. Ben iyi değilim demeyle ne güzel iyi tarafın var ki iyi olmadığını anlamışsın. Bozulan hasta acıyı hissetmiyor. Bozulan bozulduğunu hissetmiyor. Onun için Allah ve Peygamber, sen de şaşırıyorsunuz, öğretmensiniz ya. Ya velidir, talebedir söylüyorsun. Bakıyorsun böyle. Mesela arkadaşlar bu çok önemli diyorum, tamam mı derste? Bu çok önemli. Altını çiziyorum. Tek tük tatlı rastlıyorum ve görüyorum. Ve ders yaparken o tarafa bakmak bana azap geliyor. Niye diye sordum.
kendime içeride sorduğumu söylüyorum. Bunu pek söylemeyeyim. Niye böyle bazı insanlara böyle derste bakarken sıkıntı çekiyorum diye içerideki arkadaşlara sordum. Çünkü onlar ademi, vücudun ademleridirler. Seni sömüren bir kaynak olduğu için ademden nefret etmek gibi oradan yüz çeviriyorsun dedi. O varlık düzeyinde değiller. Adem hesabına çalıştıkları için. Sana öğretmensiniz, senin lisanına söyleyeyim. Daha iyi anlarsın, öğretmensiniz. Ders dinleyen talebe sana bu mu keyif verir? Hiç bakmıyor sana. İnsan rahat eder. Bakmaması acaba dinlediğinden mi? Hayır. Haberi yok. Protestodur. Yani Adem hesabına çalışıyor. Yani dersi şahıstan zannediyor. Oysa o hoparlör gibidir. Telefon insan gibi konuşur değil mi? Senin baban konuşunca şüphen var mı? O baba nasılsın? Baba ya. Kime diyor? Baba buna diyor. Telefon insan gibi konuşur ama insan değil. Ben Risale-i Nur konuşurum ama Risale-i Nur değil. İnsan olan insandır ya usta. Eğer insan isen. İnsan ise. O zaman o... Eğer insan ise. O şeye mi götürüyor beni? Mesela Adem vücut, insaniyet dedik ki sonra. O zaman kavramı kalkıyor öyle hitap ediyor. Aynen. Doğru. Aynen. Allah razı olsun. Bak bir de okuyayım mı? Çok önemli. Anneni, babanı, oğlunu vesaireleri ne kadar fikreder, hissedersen kayıpları da o kadar sana acı çektirir. Peki ya bunların kayıpları sana acı çektiriyorsa kendini kaybetmenin yani kendini inşa etme edemiyorsun derste. Derste yoksun, oturuyorsun, fok balığı gibi. Yani ha, devam varmış, ahiret varmış. Esselatu ve selamu aleyk. Kim varmış? Peki. Bana bunların kayıpları sana bu kadar acı veriyorsan ya kendini kaybetmenin acısını biliyor musun? Eğer kendini kaybettiğin halde acı çekmiyorsan acı çeki tarafın yok demektir. Sen artık derslerle ikaz bitti. Derslerle ikaz edilemezsin. Kastamonu'dan söylüyorum. 232 miydi? Artık bir ilim yolu, bir yöntemdir bu. İnsanı at fakrını hissettirme. İkincisi bela ve musibetlerle onun şiddetli ikaz edilir. Nasibi varsa. Bela ve musibet sırası geldi. Son paragrafımı okuyorum. Sayfa bitiyor ve Fatiha'yı çekeceğim. Çay içeceğiz. Son paragraf. Bakayım başımıza ne gelecek. Biz bazen veya çoğu zaman sonların sana ermenin sonlarını sana ermenin son olduğunu sanırız. Bir daha. Biz bazen veya çoğu zaman sonların sana ermenin son olduğunu sanırız. Allah'a ermenin. Son olduğunu sanırız. Bir daha. Devam edeyim. Bir daha açacağım. Bir dahaki peki. Biz bazen ve çoğu zaman sonların, ne demek son? Sana ermenin son olduğunu sanırız. Oysa başka bir şey, bir şeyin başlangıcıdır. Etrafına bak. Bir şey bitti dediğinden aynı anda başka bir şey başladı. Mesela dertler bana derman imiş. Dertler başka bir güçlüktür, başka bir yürüyüştür getirecek sana. Yani sen bittin dertler başladı gibi dertlerin de bittiği yerde artık dertle ondan önceki başlangıcı olmayacak. Bir de okuyayım. Oysa başka bir şeyin başlangıcıdır bir şeyin bitmesi. Abi bitti, hayat bitti. Başka bir şey başladı. Etrafına bak. Bir şey bitti dediğinden aynı anda başka bir şey başladı demektir. Başlamasa bitmez bu. Bittiği için başlamıştır. Sonu sıfır. Başkaya dönüşmeyen bir şeyi gösterebilir misin? Sonu sıfır. Başkaya dönüşmeyen bir şey gösterilebilir misin? Hayır, gösteremezsin. Sonu sıfır ama başka bir şey dönüşmemiş. Bir şey yoktur. Sıfır yoktur. Sonda sıfır.
sistemin içindedir. Başında sıfır yoktur, sonunda da yoktur. Sıfır dediğin, zannettiğin şey başka bir şeyin inkılabıdır. Çekirdek çürüdü demek, ağaç oldu demektir. Sıfır mıdır? Çekirdek ilmi hakikat, kudret hakikatine inkılap etti. Çekirdek çürüdü demek, insan yarattı, ağaç yaratıldı demektir. Hayır gösteremezsin. Çünkü çekirdeğin sürümesi, çekirdeğin çürümesi ağaç demektir. Veya enerji demektir. Çekirdek çürüdü. Ağaç da olmadı. Abi attık çürüdü. Enerjiye dönüştü. Abi yaktık. Enerjiye dönüştü. Kalem bitti. Ama enerji oldu. Sıfır yok yani. Hep inkılap var. Dünyanın içindeki eşya böyleyse dünyanın da sıfırı ahiret demektir. Çünkü eşyanın sonu sıfır hiç olamaz. Vallahi zıttır. Başı da sıfır, sonu da sıfır yok. Sistemin içindedir. Dikkat ederseniz sıfır ortadadır. Artı bir, eksi bir. Artı bir, eksi bir ortadadır. Sonunda sıfır yoktur. Başta da yoktur. Sıfıra en yakın royal sayı şudur da diyemeyiz. Diyemezsin. Sıfır da yok. Ona en yakın royal sayı da yoktur diyemeyiz. O mesela yok. İki demek, iki tane bir demektir. Bir sıfıra ne kadar yakınsa, üç de o kadar yakındır. Çünkü üç demek, üç tane bir demektir. Bir demektir ya. Birlerin çoğu. Beş demektir, birlerin çoğuludur. Birdir yani. Beş aynı zamanda birdir. Hiçbir sayı sıfıra yakın değildir. O bizde vardır. Bir şey bitti. Enerji demektir. Yani bir şey demektir. Yani bitti, bir şey demektir. Başka bir şey olmayan bir şey olamaz. Yani başka bir şey olmayan bir şey yoktur. Başka bir şey dönüşmeyen bana bir şey gösterin. Allah'ın dışında hiçbir şey yoktur. Çekirdek ağaca dönüşmüştür. Gübre olma, elma olmuştur. İnsan fena veya küfrü o dönüşmüştür. Kalem yanmıştır, enerji dönüşmüştür. Bana bir şey dönüşmeye bir şey gösteremezsiniz. İman bile küfre. Küfür imana bile dönüşüyor. Zahirdeki bazı kayıpların, yani sağlığını kaybettin, anneni kaybettin, okulu kaybettin, imtihanı kaybettin. Zahirdeki bazı kayıpların yakınlarının ölümü senin başka bir şey olmanın çekirdeğini oluşturuyor. Anneni kaybetmek de başkalaşmanın toprağıdır sende. Seni başkalaştıracak o. Yani gibi. Ben bir şeyin sonunu görmedim içeride. Ben bir şeyin sonunu görmedim. Sakın ölümün yanlış olduğunu düşünme. Sakın ölümün yanlış, yani son yanlış olduğunu düşünme ölüm. Ölümün yanlış olduğunu düşünmek, yani ölüm yanlıştır hayatta. Yanlıştır ne? Ya ölüm nerede var ya bu? Nereden çıktı bu ölüm? Hayatın şu gizeminde ölüm yanlıştır. Hayır. Sakın ölüm yanlış olduğunu zannetme bu hayatta. Zira ölüm yanlış olduğunu düşünmek hayatı anlamamaktan geliyor. Hayatı anlamlandıran, hayatı manalandıran ölümü başka bir bekaya, mesela şöyle diyeyim. Hayatla faniye geliriz. Mevtle bekaya gideriz. Hangisi kaliteli? Ölümü manasız telakki eden, hayatı anlamlandıramamış. Ölmekten korkan, hayatı doğru yaşamamış. Çekinen, suç işlemiş. Üzülen, üzmüştür. Şefkat edilmeyen, şefkat etmemiştir. Yani hayatı anlamlandıran, hayatı, bak hayatımızdan daha değerli bir şeyimiz var mı? Ve bitti yani bu ders. Hayatımızdan daha değerli bir şey var mı? Yok. O zaman bu hayatımıza, aynı güzergahta değil, bu ülfettir. Uçak böyle gidiyor. Hayatımızdan daha değerli, kıymetli hayatımıza hedef gösterirsek, bu hayat anlamlanır
ve manalanır, hayat canlı olur. Anlamlanır ve hayatından daha değerli bir şey, hayatını verdiğin için aldığın hayatından daha değerli olduğundan hayat yaşamaya değer. Eğer hayatından daha değersizi hayatını gay yaparsan, uçak böyle giderse, hayat anlamını yitirir, intihar seçeneği olur. Psikoloji sorun olanlar hayatı anlamlandıramamış demektir. Ve hayatı anlamlandıramayan hayatından daha basit şeyleri hayatına gay yapmış demektir. Ve nebatat dahi yukarıya doğru gözünü dikmezse tefessüh eder, toprağın altına çürür. Çürü gider. Ama hayatını anlamlandırmak için ne yapıyor? Ne şunema buluyor? Olur. Hayvaniyet, belki insaniyet meşgulası. Hatta fiziğe zıt, aşağı büyümesi gerekirken kolay. Tavanı delmek mi kolay? Yerim delmek mi kolay? Usta. Tavanı delmek zordur. Tavanı deliyor. Kendisini inşa etmek adına çekirdek kadar biz mücadele versek, çekirdek tavan dahi olsa, beton dahi olsa, mesela Erdem hocam şu tavandan çık. Abi beton var ya. Çık kardeşim yani. Çekirdek böyle demeyin. Kendisini ya ölüm ya kalın. Kendisini anlamlandırmak, vücut vermek adına toprak tabakasını, taş tabakasını kırmak bahanesine mücadele ediyoruz. Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha'tıma selamu aleyhi.